Koç duruşu dediğimiz ve koçun olması gereken bir yer var. Burası şu nokta. Az önceki tanımımda her kişi aslında kendi iç kaynaklarına erişebildiği zaman kendi potansiyelini ortaya koyabilecek muazzam bir güce ve yeteneğe sahip. Bunu buradan hareketle söylemek istediğim şey şu. Kişi güçlenme süreci içerisinde belli bir süre destekle, bu bir koçun desteği diye düşünelim bu şeyde. Yolculuğu yaptıktan sonra aslında o konuyu nasıl çözeceğini artık o bilgiye vakıf olmuştur. Dolayısıyla dönüp de mürit ilişkisi burada söz konusu değil. Yani şunu yapayım mı ne dersin? Zaten koçluk süreci içerisinde hiçbir zaman kişi bir başkasından onun görüşünü almaz. Yani bir koç danışanına şunu yap bunu yap demez. O mentor ilişkisinde vardır. Hiçbir şekilde bunu yapmaz. Çünkü kişinin inanç sistemi, kişinin değer sistemi, kişinin olayları yargılama şekli, algılama şekli dediğimiz o alan her neyse koç duruşuyla çalışmış olduğu kişiye o kaynaklarını ve onu sınırlayan inanç sistemlerinin farkına varması için sadece çok önemli sorular sorar. Bu yolculuğu aşması için ve akabinde de bu süreç o kişi o alanda güçlendiği için, geliştiği için, problem çözme becerisine kavuştuğu için, araçları da bu anlamda deneyimlediği için bu sürece gerek kalmayacaktır. Ancak bir izninle şunu söylemek istiyorum. O kişi yeni bir projeye girmiştir, o kişi yeni bir iş alanına girmiştir, o kişi hayatına yeni bir pencere açmıştır. O noktada bu başlıkla ilgili, hayatına giren bu yeni konuyla ilgili yeni bir alan çıktığında tekrar dönüp bu konuyla ilgili destek alma ihtiyacı duyarsa tekrar bir çalışma alabilir.